Değerli DJ'ler, hepinize Düzce eski Anadolu Öğretmen Lisesi, şimdi Turgut Özal Lisesi'nden merhabalar. Düzce'de eğitimin geldiği durumu sizlerin de görmenizi istedim. Düzce'nin en başarılı okullarından bir tanesi olan Turgut Özal Lisesi, Düzce Fen Lisesi, atıl bir durumda. Ne yapılacağını bekliyorlar, ne olacağını bekliyorlar. Düzce'de çok değerli öğrencilerimiz yetişiyordu bu okullarda. Bu okullardaki öğrencilerimiz birçok farklı okula dağıtıldı. Ama binaları hala boş, hala sahipsiz, hala bakımsız. Ve binalarla ilgili ne yapılacağıyla ilgili bir kimsenin de fikri yok. Kimse de bununla ilgili bir şey paylaşmıyor. Ben buradaki velilerin, öğrencilerin düştüğü durumların ne kadar kötü şartlarda eğitimlerine devam ettiğini görüyorum, izliyorum, takip ediyorum. Bununla ilgili hiç kimse bir şey yapmıyor, hiçbir açıklama yapılmıyor. Belirsizlik hala devam ediyor. Neden Düzceli öğrencilerimizin ya da Düzce'ye dışarıdan gelecek fen liseli öğrencilerimizin durumları bu şekilde belirsizlik halinde devam ediyor? Niye Milli Eğitim bir şey yapmıyor? Niye valilik bir şey yapmıyor? Veliler her gün bir şeyler söylüyorlar, her gün televizyonlarda, basında çıkıyor. Ama ne valilik, ne Milli Eğitim Müdürlüğü bununla ilgili hiçbir girişimde bulunmuyor. Lütfen bir an önce bu binaların yerine yeni binaların yapılması, Düzce'de eğitimin ayağa kaldırılması adına bizler için çok önemli, çocuklarımız için çok önemli, geleceğimiz için çok önemli. Düzce'nin Türkiye eğitim sıralamasındaki yerini hepiniz biliyorsunuz. 60 ve 70. sıralardayız yaklaşık olarak. Lütfen hep birlikte el ele verip Düzce'deki okullarımızı yeniden yapılandıralım. Öğrencilerimizi okullarına kavuşturalım. Sağlıklı sınıflarda derslerine girsinler. Lütfen bunu hep beraber yapalım. Zaten öğrencilerimiz bir Covid salgınından çıktılar, bir pandemiden çıktık. Öğrencilerimiz zaten uzaktan eğitimle eğitimlerini tamamlama aşamasına geldi, tamamlama çabasındalardı. Ve bunun üstüne de bu binaların hala bir yoluna girmemesi, hala belirsizlik içinde olması bizleri gerçekten çok üzüyor. Önümüzde çok ciddi bir sınav var, üniversite sınavı var. Ben bu üniversite sınavında sınava girecek çocuklarımızın hepsine başarılar diliyorum. İnşallah hayal ettikleri, arzuladıkları, hayalini kurdukları meslekleri edinebilecek okulları kazanırlar. Ben buradan hepsine başarılar diliyorum.